Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Brüksel'de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi. Macron'un bu hamlesi Türkiye'nin yokluğun fırsat olarak gördüğü belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ermenileri asla yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Macron, Ermenileri asla yalnız bırakmayacağız. Kalıcı barış için her zaman çözümler arayacağız yaklaşan tatillerin bir barış ve insani kazanımlar dönemi olması çağrısında bulunuyorum dedi. Macron'un Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşmesini değerlendiren Azerbaycan medyası, görüşmenin bir buçuk saat sürdüğünü kaydetti. Macron'un neden İlham Aliyev ve Paşinyan ile gece görüşmesini istemek zorunda kaldığı sorulan yazıda, çok ilginç bir program, Macron, Aliyev ve Paşinyan'ın Charlie Michel ile görüştüğü 14 Aralık'ta Rus lider Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı. Aynı gün Ukrayna meselesine de değindikten sonra Karabağ'ı görüştüler. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Macron'a 26 Kasım 2021 Soçi toplantısı hakkında bilgi verdi. Putin ayrıca mültecileri geri döndürmek ve ticaret, ekonomik ve iletişim bağlarını yeniden kurmak için çalışmaların yapıldığını söyledi. En ilginç nokta ise bir gün sonra Elize Sarayı'ndan yapılan duyuru oldu. Liderlerin bir dahaki sefere tartışılan konuları görüşmek üzere anlaştıkları kaydedildi. Macron'un Doğu Ortaklığı zirvesine katılan Zelenski ve Aliyev ile görüşmesi için Putin'den izin aldığı ortaya çıktı. Macron'un dün Putin ile görüştükten sonra yeni Almanya şansölyesi'nin Zelenski ile bir araya geldiğini belirtmek gerekir. Aliyev ile görüşmeye gelmeden önce Macron'un tekrar Soçi görüşmesi hakkında bilgi almasına gerek yoktu. Ancak Putin ile bir konuda anlaşmaya varıldı ve izin alındı. Paris'te Macron'un Zelenski ve Aliyev ile görüştükten sonra Putin'i tekrar arayacağının duyurulması bu nedenle önemlidir. Ne tür tartışmalar ve anlaşmalar aranıyor? Azerbaycan'ın tutumu, devletlerin içişlerine ve egemenliğine müdahaleyi reddetti. Ermenistan'ın tutumu açık, mesele şu ki, Fransa'nın konumu da açık ve Macron'un Aliyev-Paşinyan görüşmesine yönelik girişiminin sorunu çözmeyi değil, Erivan'ı savunmayı amaçladığı bir sır değil. Bu gayri resmi toplantıda ilginç bir nokta daha var. Fotoğrafa dikkatlice bakın İlham Aliyev ve Macron önce oturdular ve kısa bir süre sonra Paşinyan onlara katıldı konuşmaya daha sonra katılmakla da ilgili olabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta bunun önceden dikkate alınmamasıdır. Macron, İlham Aliyev'in Paşinyan ile bu gayri resmi görüşmeyi reddetmeyeceğinden emin değildi denildi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Arazdayan Kırfa Ordubat Mehri Horadiz demiryolu projesine ilişkin konuşmasında Azerbaycan ile anlaşmaları değerlendirdi. Paşinyan, Azerbaycanlı anlaşmayı takdir etmemek mümkün değil. Bu önemli bir anlaşma ve umarım doğru bir şekilde uygulayacağız. Bu, bölgedeki ekonomik, siyasi ve güvenlik ortamını değiştirecek önemli bir projedir dedi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili gündemdeki konularda temasların sürdürülmesi için bir anlaşmaya varıldığını belirten Paşinyan, Türkiye ile sınırların ve haberleşmenin açılması konusunda anlaşmaya varılması halinde Gümrük-Kars Demiryolu'nun hizmeti açılabileceğini söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Brüksel'de yaptıkları görüşmeleri değerlendiren Rus uzman Vitali Arkov, görüşmenin iki efendiye hizmet etmeye ve Azerbaycan'dan intikam almaya çalışan Ermenistan'ın mevcut liderliği için en azından siyasi açıdan büyük önem taşıdığını belirtti. Rus uzman, ancak Azerbaycan liderliği için bu, daha çok Avrupa Birliği'ne karşı bir nezaket gösterisi, Bakü'nün tutarlı bir yapıcı diyaloga bağlılığının ve Erivan'la çatışmadan çeşitli alanlarda barışa, iyi komşuluk ve işbirliğine geçişe olan bağlılığının bir teyidiydi dedi. Brüksel zirvesi sırasında Ermeni parlamentosunda gösteri düzenleyen Ermeni milletvekillerinin provokasyonuna da değinen uzman, Paşinyan ülkedeki durumu kontrol edemiyor. Bununla birlikte, tüm unsurlar Paşinyan'ın iyi bir polis ve milletvekillerinin kötü olduğu önceden düzenlenmiş bir oyuna benzer. Senaristlerin ve yönetmenlerin planına göre, bugünkü gösteri Erivan'ın Bakü ile imzalanan belgeler kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesine izin vermeli. Ancak Paşinyan ve ekibi kelimenin tam anlamıyla ateşle oynuyor. Bakü'nün sabrı da sınırlı değil bunu 2020 sonbaharında zaten gösterdi. Paşinyan iyi bir tavır istemiyorsa İlham Aliyev'in kötü tavrını görebilir dedi. Fransa merkezli AFP haber ajansı, Türk silahlı insansız hava araçlarından bahsedilen bir haberde yayınladığı harita ile büyük bir skandala imza attı. Haritada İstanbul'un bir bölümü ile Trakya'nın olmaması tepki çekti. Türk silahlı insansız hava araçlarına talep başlıklı haritada İstanbul'un Avrupa yakası ile Trakya bölgesi Türkiye'ye ait değilmiş gibi gösterildi harita üzerinden yapılmaya çalışılan algı operasyonu, yoğun tepkilere neden oldu. Fransa ve Yunanistan, son dönemde yaptıkları anlaşmalarla öne çıkıyor. 3 milyar dolarlık savunma anlaşmasına imza atılırken, üçüncü bir ülkenin saldırması Haalint Fransa ve Yunanistan askeri işbirliği yapacak. Atina yönetimi ayrıca, Paris'ten 3 fırkateyn alacağını duyurmuş, 18 Rafale savaş uçağına ek olarak 6 uçak için daha sipariş vermişti. Öte yandan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krayvruçko, Rus insansız hava aracı S-70 Ohatni'nin ilk kez Novosibirsk'teki Çekalov uçak fabrikasındaki hangardan çıkarıldığını söyledi. Aracın testlere ve ilk uçuşa hazırlandığı duyuruldu. Krayvruçko, yaptığı açıklamada, insansız hava aracının hangardan çıkarılması, genel olarak ürünün tamamlandığı, hava araçlarında aranan gereksinimlere uygun biçimde tüm ekipmanlarla donatıldığı ve ilk uçuşa hazırlık kapsamında yerdeki testlere geçildiği anlamına geliyor, dedi. Ohat'nın tek başına, grup halinde ve savaş uçakları eşliğinde çok farklı görevleri yerine getirebilen son derece akıllı bir sistem olduğunu kaydeden Kraveruçko, bu insansız hava aracı yerli savunma sanayisinin tüm başarılarını içinde toplamayı başardı. Az sayıdaki yabancı muadillerinin sahip olduğundan geri kalmayan ve bazı parametrelere göre üstün olan özelliklere sahip ifadelerini kullandı. Suhoy şirketi tarafından geliştirilen ve Rus ordusunda saldırı işlevleri bulunan ilk insansız hava aracı olması beklenen yeni savaş aracının, radarlara karşı neredeyse görünmez kılan özel malzemeler ve kaplamalar kullanılarak uçan kanat şemasına göre üretildiği iddia edildi. Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Doğu Ortaklığı zirvesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın gerilimi azaltmak için Rusya ile müzakerelere girmeye hazır olduğunu belirten Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ise şu ana kadar masaya oturmaya istekli olmadığının görüldüğünü dile getirdi. Zelenski, "Bizim için yaptırımların çatışmanın çıkmasından sonra değil, öncesinde uygulanması önemlidir. Çünkü yaptırımlar çatışma olduktan sonra uygulanırsa bu temelde onları anlamsız hale getirir. 8 yıldır devam eden bir savaşımız var." Yaptırımların ancak silahlı çatışmadan önce uygulanması halinde olası bir tırmanışı önleme mekanizması haline geleceğini anlıyoruz dedi. Avrupa Birliği yetkilileri geçen aydan bu yana Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarında görülen alışılmadık biçimdeki askeri yoğunlaşmasından endişe duyulduğunu ve Ukrayna'ya yeniden saldırması durumunda bunun ciddi sonuçları olacağını sık sık dile getiriyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Almanya'nın iki Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etmesi kararına karşılık vereceklerini belirtti. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Zaharova, Almanya'nın, Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde çalışan iki diplomatı istenmeyen kişi ilan etmesi kararını değerlendirdi. Zaharova, Berlin'in dostça olmayan eylemleri cevapsız kalmayacak. Kısa zamanda bu konuda açıklama yapılacaktır, ifadelerini kullandı.